Anlaşılacağı üzere size bugün doktora çalışmamın biraz daha kapsamlı versiyonunu sunacağım. Burada ormanları yazdık. Bir iki orman daha, onların rekonstrüksiyonu ve yapısıyla ilgili daha bilgi vermek istiyordum ama sunumun süresi biraz aşacağı için sadece net bir şekilde yatağın havzasını anlatmak istedim. Belki ilerleyen zamanlarda onları da size sunma fırsatı olabilir. Bu konuda da yine bu koronavirüsünün dünyayı ve ülkemizi esir aldığı dönemlerde bizden getirdikleri kadar götürdüğü kadar getirdiği olarak da bu online seminer, toplantılar veyahut da dersler bize farklı bir tat getirdi. Bu konuda da yine Muhammed Hocam'ın düzenlemiş olduğu organizasyonda ve beni davet etmesinden dolayı da başlamadan kendisine de teşekkürlerimi sunarım. Kısaca bugün paleobotanik çok fazla sizi bilgiye boğmadan küçük başlıklar altında bir iki bir şeyler açıklayıp Türkiye'deki makrofosil alanları ve bunların yaşları ile ilgili bilgi verip yatağın havzasının orta miyosen dönem florası topladığımız bitki fosil örnekleriyle alanın florasını sizlere sunmaya çalışacağım ve sonunda da bu bitkilerden elde edilen veriler sayesinde de yaptığımız iklim rekonstrüksiyonu ile ilgili birkaç bilgiyi sizlere sunmak istiyorum. Paleobotaniğe tanımına gelecek olursak, paleontolojinin yani eski varlık biliminin bitkilerle ilgilenen bilim dalı paleobotanik olarak isimlendirilmektedir. Paleobotanikte iki farklı fosil tipi mikro ve makro fosiller bulunmakla birlikte mikro fosiller polen ve sporlar olarak kabataslak sıralayabiliriz. Makro fosillerde de yine en bilinenleri silisleşmiş ağaç gövdeleri ve iz fosiller olarak bahsedebiliriz. Polenlerin oluşum veya da fosilleşme sürecini kabataslak geçecek olursak bunlar çökeldiği yerlerde sedimentasyonların arasında uzun yıllar hiç bozulmadan, strüktürünü kaybetmeden kalabilen ve özelliğini koruyup teşhis edilebilme imkanı sağlayan bitkilere ait kalıntılardır. Silisleşmiş gövdelerle ilgili ülkemizde Ünalak Kemik Profesör Doktor Ünalak Kemik hocamızın oldukça fazla ve iyi çalışmaları var. Bunların da oluşum süreçlerinden bahsedecek olursak, volkanik alanlarda volkanizmaların harekete geçmesi sonucu alanda bulunan orman veyahut da bitkilerin bu volkanik püskürtüler, lavların önüne katılmasıyla birlikte tamamen lavlarla çevrilmesi ve bir su birikintisine, su topluluğuna rast gelmesi sonucu dış tarafının soğuması ama iç tarafındaki yanmanın devam etmesi ve oksijenle temasının kesilmesi sonucu bu bitki gövdelerinin içindeki lignin maddesinin silislerle yer değiştirmesi sonucu petrofiye veya da silisleşmiş gövdeler fosiller olarak karşımıza çıkıyor. İz fosillerde ise bu alüvyal alanlarda, sulak alanlarda, genelde göl alanları ve akarsu ağızlarında bitkiye ait kalıntıları, parçaların suya düşmesi ve bu bitki parçalarının içindeki havanın tamamen suyla dolması ve göl tabanına, su tabanına çökmesi, üzerine de sedimentasyon devam etmesi sonucu tamamen havayla temasının kesilmesiyle oluşan kalıntılara da yine iz fosiller diyoruz. İz fosiller burada görüntüde Chenya, bu Güvem'den bulunmuş bir çiçek fosilidir. Belki de Türkiye'nin tek çiçek fosili olarak bahsedebiliriz. Yine aşağıda sarı boy ağacıgillerden Mahonya iz fosili de hem Soma hem Güvem hem de Muğla'dan tespit edilmiş örneği bulunmuş bir sarı boya ağacıgili ve ülkemizde şu an doğal olarak gelişi göstermeyen bir egzotik bir tür ama geçmiş dönemde Anadolu'nun doğal bir tür olarak bahsedebiliriz bu iz fosillerden. Bu fosil çalışmalar arasında iz fosillerin önemini şöyle bahsedebiliriz. İz fosiller teşhisi bakımından tür veyahut da cins altı gruba kadar net bir şekilde teşhis edilebiliyor. Polenlerde bu biraz daha zor. Silisleşmiş gövdelerde ise Ünal Hoca'nın son zamanlarda yaptığı çalışmalarla yine tür ve cins altı kategoriye kadar
gruplara kadar teşhis edilmek mümkün. Ama fosillerde, makro fosillerde, iz fosiller bu teşhis kolaylığı bakımından veya teşhis edilebilirliği bakımından bir adım öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ve iz fosillerin bulunduğu alanlarla ilgili bahsedecek olursak, genelde kömürün olduğu alanlarda, silisleşmiş gövdeler, bunlar volkanik faaliyetlerin olduğu alanlarda, polenleri yine çökelim alanların çoğunda bulabiliriz. İz fosillerde yine bu alüvyol alanlarda büyük çoğunlukla lignit veyahut da kömürün bulunduğu alanlarda iz fosiller karşımıza çıkıyor. Münfedrit olarak diğer parçalarda da alanlarda da yine havzalarda da bulunabilir. Ama en yoğun bulabileceğimiz, zengin olarak bulabileceğimiz alanlar yine kömür havzalarıdır. Ülkemize de bakacak olursak tersiyer yaşlı kömür havzalarında ülkemizin ve dünyanın bitki çeşitliliğinin miyosen zamanında çeşitliliğinin arttığını ve şekillendiğini dikkate alacak olursak ülkemizde de şu haritada sarı boyalı alanların miyosen yaşlı havzalar olduğunu söyleyebiliriz. Ve geçmişte yapılan çalışmaları incelediğimizde de bu havzalardan yapılan çalışmalarda zengin makrofosil yataklarından ayrıca fosil polenlerden de bahsedildiği bilinmektedir. Şu havzaya baktığımızda Muğla Milas Havzası, yani bu yatağan havzasının bulunduğu yer, orta miyosen yaşlı bir alan olarak bu miyosen havzalarında öne çıkmaktadır. Çünkü diğer havzalara baktığımızda yaşı kesinleşmiş olan havzalardan bahsedersem, kesin yaş tayini yapılmış havzalardan Soma Havzası, Beypazarı, bu Kızılcahamam alanları, Kütahya'da yine argon, potasyum, arganla yapılmış yaş tayinlerinde erken miyosen olarak tarihlenmektedir. Ama yatağan havzası orta miyosen yaşta tarihlenmekle birlikte Avrupa ve Türkiye için en önemli orta miyosen yaşlı fosil yataklarından bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa'da geç miyosen ve erken miyosen alanlar çok yoğun olmakla birlikte çok seyrek sayıda orta miyosen havzası vardır. Ülkemizde de yatağan havzası orta miyosen yaşlı olmasıyla ve zengin fosil içermesiyle önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Benim de doktora çalışmam ve doktora sonrası çalışmalarda yaptığımız modellemeler sonucunda bu alanla ilgili floristik yapı, vejetasyon birimleri ve iklim rekonstrüksiyonu sonuçlarına ulaştık. Yatağan havzasına buradan bakacak olursak şekillerden ülkemizde Türkiye'nin güneybatısına denk gelmekte ve Eskihisar, Tınaz, Salihpaşalar, açık lignit ocakları yatağan havzasında benim çalıştığım dönemlerde aktif olarak kömürün üretildiği alanlardı. Bu alanları seçmemizin sebebi şu hatta baktığımızda Eskihisar, Tınaz ve Salihpaşalar hatta baktığımızda birbirinden uzak gözükse bile kömür damarı olarak aynı damarın üzerinde üzerleyen tabakalardan fosillerin elde edilmiş olması. Dolayısıyla bunların aynı yaşta olduğunu, aynı kömür damarının üzerinde gelişen veyahut da oluşmuş fosil kalıntıların olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu üç alanda aktif olduğu için biz çalışmalarımızı sürdürdük. Buradaki görsellerde Eskihisar'a ait ana kömür damarı, Tınaz'a ait ana kömür damarı ve Salihpaşalar'a ait ana kömür damarı ile birlikte üzerinde kısmen sedimentasyonlarla ve şistlerle aralanmış kömür damarlarını görebiliyoruz. Bu alanlar kömürün çıkartıldığı açık lignit ocakları fosil bakımından oldukça zengin alanlar ve bitki fosillerinin bulunduğu alanlarda kömür damarının hemen üst kısmında üzerleyen bu sedimentasyon alanlarıdır. Kömür damarının alt tabanında da yine seyrek olarak fosiller bulunmakla birlikte kalite ve yoğunluk bakımından en fazla bu damarın üst kısmında gelişen sedimentasyonlarda fosiller, bitki fosilleri bulunmaktadır. Ve bu fosiller kömüre ulaşmak için kazılan alanlarda döküm sahalarında biz çalışıyoruz. Çünkü verilen
izinler veyahut da iş sağlığı ve güvenliği kapsamında aktif olarak kömürün çıkarıldığı yerlerde bulunmamız mümkün olmadığı için döküm sahalarında biz fosil arama çalışmalarını yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu alanlarda özellikle şu kömürün üst kısmına gelen tabakalarda ne zaman çıkarıldığı da önemli. Fosili bulmak için bu alanın maksimum 5-6 yaşında olması gerekti. Minimum da 6-7 aylık bir kazı yapılmış olması gerekli. Sebebi 6-7 aylık alanlarda ilk çıkarttığımızda bu alanlarda kayaçlar oldukça sert ve nemli olduğu için kırılmaya uygun olmuyor. Kitap sayfası veyahut da tabaka şeklinde yaprak gibi açılmadığı için düzgün fosil çıkartmak mümkün olmuyor. Onunla birlikte 5-6 yılı geçmiş olan sedimentlarda ise yağmur suyu, kar ve güneşe maruz kalan bu kayaçlar yine ufalanmaya başlayarak düzgün ve iyi korunmuş fosilleri de kaybetme olasılığından dolayı tercih edilmiyor. Bu bilgileri aldığımız maden sahalarında çalışan mühendisler tarafından aldığımız alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve fosilleri topluyoruz. Burada fosilin toplanması ile birlikte fosilin paketlenip transportu da taşınması olayı da oldukça zahmetli bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Çok fazla örnek olduğu zaman bunları alandan götürüp bir yerde depo etmemiz tabii ki arazi çalışmasını da harcadığımız zamanın bir o kadarını da yine paketlenmesi ve taşınması, tekrar açılması şeklinde biz bunlarla vakit harcıyoruz. Burada panoramik fotoğraflarına bakacak olursak Tınaz, Eskihisar, Tınaz ve Salih Paşaların yine oldukça derin kazım yapılmış ve fosil bakımından da geniş bir havzada ne kadar büyük ormanlar, o geçmişte ormanlar olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu alanların birçoğunda yaprak fosillerine rastladık ve bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Arazilerimiz sonucunda 4 yıllık arazi sonucunda 1800'e yakın örnek topladık. Bu örneklerin hepsini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi İSTO Herbaryumu fosil koleksiyonu altında numaralandırarak arşivlemiş ve koleksiyona dahil etmiş bulunmaktayız. Yapılan çalışmalar sonucunda da 77 farklı takson, yaprak, tohum ve meyveye ait 77 farklı takson tespit edilmiştir. Bunlardan 5 tanesi gimnosperm, yani açık tohumlu. 72 tanesi ise angiosperm, yani kapalı tohumlar grubuna dahildir. Buradan teşhis edilmiş 77 örneğin hepsinin fotoğrafını sizlere gösterip sıkmak istemiyorum ama bu yatağın havzasında Orta Miyosen dönemindeki orman oluşturan florada baskın olan bazı türler veyahut da cinslere ait bilgilendirmeyi ve görselleriyle birlikte sizlere yapmayı uygun buldum. Gimnospermlerden başlıyoruz. Açık tohumlardan. Burada Gliptostrobus, Taxodium, bataklık servisi ve çamlara ait örnekler var. Gliptostrobus'a baktığımızda Gliptostrobus geçmiş dönemlerde hem zamansal hem de mekansal olarak Avrupa'da ve Türkiye'de geniş yayılışa sahip bir orman ağacı olarak bahsedebiliriz. Günümüzde de tek bir türle temsil edilmektedir. O da Asya'da Yunan bölgesinde doğal yayılış alanı bulunmaktadır. Geçmiş dönemde Orta Miyosen'de, yatağında, erken Miyosen'de Soma, Kızıl Ankara, Kızılcahamam, Kütahya, Tunçbilek, bunlar erken Miyosen alanları. Yine yayılışı fosilleri tespit edilmiştir. Avrupa'da da birçok erken Miyosen havzalarında, kömür havzalarında da yine makro fosil örnekleri tespit edilmiştir. Taksodyuma gelecek olursak, Taksodyumu birçoğunuz belki duymuşsunuzdur. Şu an için ülkemizde park bahçelerde, Marmara bölgesinde kullanılan bir bitki türü olarak yaşayan en yakın akrabasından bahsedebiliriz. Geçmiş dönemde de Taksodyum hem Avrupa hem Türkiye için yine Gliptostrobus'ta olduğu gibi zamansal ve mekansal olarak geniş yayılışa sahip bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Taksodyumun geçmiş dönemdeki gelişine baktığımızda Oligosen ve Erken Miyosen'de Danimarka'ya kadar çıktığını, yine Orta Miyosen'de yatağın havzasını, Aşağı Miyosen'de Soma'da,
Ankara'da yediş gösterdiğini, yine Avrupa'da birçok fosil sahalarında örneklerine rastlamış bulunmaktayız. Bu iki türün önemli özelliği, bunlar bataklık veyahut da sulak alan ormanlarında yetişen bitki türleri olarak bahsedebiliriz bunları. Özellikle Taksodium'un ülkemizde İstanbul'da Atatürk Arboretum'unda çok güzel örnekleri var. Bunlar tamamen su içinde, balçıklı topraklarda, kili topraklarda gelişebilen orman ağaçları olarak söyleyebiliriz. Taksodium'un günümüzde yetiş gösteren iki tane türü vardır. Bunların ikisi de Amerika'da yetiş göstermektedir. Bir tanesi kuzeyde, bir tanesi de Meksika'da yetiş gösteren iki tane türü vardır. Günümüzde biraz daha kısıtlı alanlarda yayılmakla birlikte geçmişte oldukça geniş bir yayılışa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çamlara gelecek olursak, çam ibrelerine baktığımızda çamlar günümüzde de yine dünya ormanlarını domine eden ağaç türlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine orta miyosenle birlikte erken miyosende de ülkemizde yayılış gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada da bir çam ibresi, iki adet çam ibresi, bir tanesi uzun, bir tanesi daha kısa ve kozalaktan kopmuş bir karpele burada rastlamaktayız. Bu da yine alanda yüksek dağ kesimlerinde bir çam ormanının olduğunu bize işaret ediyor. Angiospermlere gelecek olursak, geçen hafta Okan hocamın da bahsettiği Lycaeodambar, yani relikt endemik, kalıntı bir orman ağacı türü olan Lycaeodambar sığılı ağaçları burada karşımıza çıkıyor. Lycaeodambar'da yine aynı Taksodium ve Glyptostrobus'ta olduğu gibi zamansal ve mekansal olarak Miyosen döneminde geniş yayılışa sahip bir orman ağacı olarak bundan bahsedebiliriz. Bizdeki buraya koyduğum örnek, sizlerden özür diliyorum, bizim 1800 tane topladığımız fosil örnek içindeki tek Lycaeodambar olduğu için mecburen bunu kullanmak zorunda kaldım. Ama erken miyosene ait Çanakkale Çam ve Balıkesir Balya'dan çok güzel Lycaeodambar örnekleri var elimizde. Belki ilerleyen sunularda onları da sizlere başka sunularda gösterebiliriz. Burada Lycaeodambar'ın, Okan hocam geçen hafta yine bahsetmişti, kendisinde atıfta bulunalım, münferit olarak dere kenarlarında sulak ve nemli alanlarda yayılış gösterdiğini yine bunu görebiliyoruz. Yan tarafa geldiğimizde ise, mahonya sarı boya ağaçlarına geldiğimizde ise, günümüzde Türkiye'de ve Avrupa'da doğal olarak yayılış gösteren herhangi bir sarı boya ağacı yoktur. Bunlar Kuzey Amerika'da ve Asya'da doğal olarak yayılış gösteren çalı, kimi zaman ağaçlık formunda her dem yeşil bitkilerdir. Ama geçmiş dönemde yine Avrupa ve Türkiye'de mahonyaya ait birçok tür, ülkemizde iki adet türü teşhis edilmiştir. İki türü teşhis edilmiştir ve Soma'dan, erken miyosen Soma'dan oldukça fazla mahonya yaprağının toplandığını söyleyebilirim kendi adıma. Bunlarla ilgili de herhalde yaptığımız öngörülere göre mahonya ile ilgili, yani sarı boya ağacı ile ilgili yoğun bir çalılığın olduğunu düşünmekteyiz Soma bölgesi için. Yine yatağında mahonyanın olması, her dem yeşil bir bitki türünün olması, üst orman zonunda açık alanlarda bir çalılıktan bahsedebiliriz mahonya ile birlikte. Ve bu görselde gördüğümüz mahonyanın da yaşayan en yakın akrabaları günümüzde Asya bölgesi, Grup Orientalis, Doğu grubuna giren örneklerdir. Bu yan taraftaki güncel olan yaşayan akrabalarına ait bütün mahonya yaprakları da yine Asya bölgesinden toplanmış mahonya türlerine ait yapraklardır. Burada yine önemli bir slayta geldik. Sol tarafta görseliyle birlikte birçoğumuz belki şimşiri en az bir defa yolda yürürken görmüşüzdür. Türkiye'nin doğal türü Buxus sempervirens, adi şimşir. Sol tarafta ise yine yatağan havzasının, orta miyosen dönemi yatağan havzasının baskın yaprak türlerinden bir tanesi Buxus pliocenik olarak söyleyebiliriz. Yaptığımız çalışmalarda 30'un üzerinde şimşir yaprağı yine kayıt altına alınmıştır. Şimşire bakacak olursak, burada günümüzde yaşayan en yakın akrabası adi şimşir olarak Buxus pliocenica'nın
gösterilmektedir, işaret edilmektedir. Buksuz, herdem yeşil, sulak ve nemli alanları seven, nemli ormanları seven, ülkemizde de Batı Karadeniz'de başlayıp Doğu Karadeniz'e kadar yayılış alanı olan orman altı bir flora da bulunan, ayrıca amanoslarda da lokal olarak yayılış gösteren bir çalı, kimi zaman da ağaç olduğundan bahsedebiliriz. Oldukça kalın olan yaprakları sebebiyle de bunların fosil süreci gayet güzel olmuştur. Hatta bazı katmanları arasında şimşirin rengini kaybetmiş sarı zarsı yaprağının da yine elde edildiği, bunların preparat haline getirildiğini söyleyebiliriz. Sağ tarafta ise Carpinus grandis, geçmiş dönemde yine Carpinus grandis Miyosen döneminde zamansal ve mekansal olarak geniş yayılışa sahip bir orman ağacı olarak söyleyebiliriz. Bir yan tarafında da günümüzde yaşayan en yakın akrabası, ilişkili akrabası Carpinus betulus, yani adi gürgeni görmekteyiz. Bu günümüzde yaşayan en yakın akrabası da ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren bir türdür. Ve yine Trakya bölgesiyle Marmara, Batı Karadeniz ve Karadeniz kuşağında doğal olarak yayılış gösteren, kayınla karışık ormanlar yapabilen bir ağaç türü olduğundan bahsedebiliriz Carpinus grandis'in. Yine bu da yazların serin, yağışlı olduğu Karadeniz orman tipine uygun bir ağaç türü olarak biz bundan bahsediyoruz. Sol altta ise Carpinus'ları, yani gürgenlere ait bir meyve yapısından, nux meyve yapısından bahsedebiliriz. Bu da brahte yapısıdır. Güncel fotoğraf ise Carpinus betulus'un, yani adi gürgenin meyve fotoğrafı olarak söyleyebiliriz. Fakat biz bu fosillerde teşhis yaparken, eğer aynı sürgün üzerinde veya dal üzerine birbirine bitişik veya yapışık değilse, aynı parçanın elemanları olduğu gözle kanıtlanmıyorsa, biz bunları aynı tür olarak teşhis edemiyoruz. Fosillerin isimlendirilmesindeki önemli noktalardan bir tanesi de budur. Dolayısıyla bu Carpinus meyvesi olarak isimlendirilmiş bir fosil olarak bahsedebiliriz. Burada Fabaceae baklagiller, eski adıyla Legumnos familyasına ait örnekler yine karşımıza çıkıyor. Yine baklagiller familyası Miyosen döneminde, daha önceki dönemlerde orman formasyonlarında veyahut da bu vejetasyon topluluklarında önemli yer teşkil eden, ama görüntüleri itibariyle ve sayılarının çok fazla olması itibariyle birçoğunun net tür veya cins bazında teşhis edilememiş örnekler olarak karşımıza çıkıyor Fabaceae baklagiller. Sadece familya bazında teşhis edilip bırakılıyor. Sadece Podocarpium'dan bahsedebilirim. Podocarpium yine bir orman ağaç çalı formunda bitkidir. Bu da Gryptostrobus ve Taxodium'la birlikte bu bataklık sulak alanlardaki yapıya katılan bir baklagil türü olarak bahsedebiliriz. Diğer yaprak türleri için ise, Fabaceae türleri için ise, açık alanlarda mahonya ile sarı boya ağacıyla karışık alanlar kuran baklagil familyasına ait örnekler olduğundan bahsedebiliriz. Fagaceae familyasına gelecek olursak ve bu alanın en dominant karakterlerinden bir tanesi olan kayından bahsedecek olursak, bu kayının önemi Orta Miyosen'de bu yatağın havzasında çıkması sebebiyle daha da bir farklı boyuta kazanmıştır. Çünkü Fagus gussoni, bu dönem için Orta Miyosen'de tespit ettiğimiz gussoni, Avrupa florasında geç Miyosen'de bulunmaktadır. Kayınla ilgili Miyosen dönemi boyunca erken Miyosen'de başlayan Fagus castanifolia, kestane yapraklı kayın ve Fagus pristina örnekleri zamanla mutasyona uğrayarak geç Miyosen'de Fagus gussoni olarak isimlendirilmiştir. Burada bizim Orta Miyosen yatağın havzasında tespit ettiğimiz Fagus gussoni'ye bakacak olursak, bu yandaki iki örnek günümüzde yaşayan, ilişkilendirildiği en yakın akrabalarına aittir. Bir geçiş morfotipi olarak bu Fagus gussoni'den bahsedebiliriz. Şu kenarındaki dişli yapılar burada çok net belli olmamakla birlikte, şurada da az çok belli.
Bu dişli yapı Fagus castaneifolia'dan, yani erken miyosendeki yayılış gösteren kayın cinsinden kalıntı özellik olarak burada karşımıza çıkıyor. Ama buradaki örnekte ise geç miyosende yayılış gösteren gerçek Fagus kussoni, yaprak kenarlarının tam olduğu Fagus kussoni ile ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla bu alanda iki morfotipini Fagus'un biz gözlemlemiş ve tespit etmiş bulunmaktayız. Fagus'un günümüzde bu örneğinin günümüzde yaşayan akrabalarına bakacak olursak, bunlar Türkiye'nin de yakından tanıdığı ve Avrupa'da da çok geniş yayılışa sahip Avrupa ve Doğu kayınları olarak karşımıza çıkıyor. Eufor-Gen'den elde ettiğimiz yayılış haritalarına baktığımızda Doğu kayının yayılışının yine Trakya bölgesinden Kuzey Anadolu bandında Kafkasya'ya kadar gittiğini, daha sonra Azerbaycan taraflarında yayılış gösterdiğini görebiliyoruz. Avrupa kayınına baktığımızda ise İsveç ve kısmen İngiltere olmak üzere oldukça geniş bir yayılışa sahip bir yine orman ağacı olduğundan bahsedebiliriz. Birçok bilim insanına göre bunların ikisi farklı tür değil, tek bir tür Fagus silvatica'nın altında iki farklı alt tür olarak tanımlanmaktadır. Ama bizim ülkemizde biz her ikisini farklı tür olarak almaktayız. Buradaki önemli konu, kayının yayılış gösterdiği alanlar Doğu Karadeniz bandında ülkemizde Karpinus'la birlikte, Gürgen'le birlikte ve bunun içine katılan kestane, ıhlamur, meşelerle birlikte karışık yapraklı ormanlar kurması ve özellikle üst rakımlarda 700'ün üzerinde Gürgen'le birlikte nemli ormanlar, yüksek irtifadaki iyi drenajlı ormanlar kurması. Geçmişte bu ormanları yine yatağın havzasında kurduklarını buradan söyleyebiliriz. Fagaceae familyasının bir diğer cinsi meşelere geçecek olursak, meşe günümüzde olduğu gibi geçmişte de yine Avrupa ve Anadolu'da çok fazla türle temsil edilen bir cins olduğundan bahsedebiliriz. Yine yatağında yaptığım galiba en son meşelerin geçmiş dönemde aynı günümüzde olduğu gibi çok geniş ve çeşitli türlerle temsil edildiğinden bahsetmiştik. Kısaca Türkiye ile ilgili bahsetmek istersek, Türkiye'de 17 adet doğal meşe taksonu bulunmaktadır. Bunlar Türkiye'nin hemen hemen her yerine yayılmıştır. Türkiye neresine giderseniz gidin en az bir meşe türüyle karşılaşabilirsiniz. Geçmiş dönemde de yatağın havzası için yaptığımız çalışmalar sonrasında 5 farklı meşe türünü biz bu alandan tespit etmiş bulunmaktayız. Görsellere bakacak olursak, sol tarafta sol iki altlı üstlü Quercus dirimea ve Mediterranea, isminden de anlaşılacağı gibi Akdeniz meşesi, Akdeniz bölgesi meşesi ve Dirimea, her dem yeşil yaprak saplarının kalın olmasıyla bu çıkarımı belki de ulaşabilirsiniz. Yaprak saplarının kalın olmasıyla her dem yeşil meşeler grubundan olduğu ve birbirinin büyük ve küçük halleri olarak tanımlandığını fosil kayıtlarda görebilirsiniz. Ülkemizde de bu türlerden, tespit edilen türlerden Mediterranean'ın yaşayan en yakın akrabasının Pırnal meşesi olduğunu işaret edilmiştir. Pırnal meşesinin yayılış alanlarına baktığımızda da yine Ege bölgesinden yukarı çıkarsak Gelibolu'da, İstanbul'da ve Karadeniz bölgesinde münferit olarak yayıldığını görebiliriz. Her dem yeşil bir orman ağacı veyahut da çalı formundaki bitkilerdendir. Dirimea'ya baktığımızda ise Dirimea'nın yaşayan en yakın akrabalarından olan bu Dilatata'nın Asya bölgesi, yine Çin, özellikle her dem yeşil meşelerin bu Çin Yunan bölgesinde, Sichuan ve Yunan bölgesinde yayılış gösterdiğini gözlemleyebiliriz. Avrupa'da ve Türkiye'de geçmiş dönemlerde yayılmış olan meşelerin yaşayan akrabası olarak. Kubini'ye baktığımızda ise Quercus kubini, bu da asli orman türü olarak kayın ve gürgenle birlikte geçmiş dönemlerde üst yükseltilerdeki iyi drenajlı ormanları oluşturan temel ağaç türlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Meşe kılavuzlarına bakacak olursak, Türkiye'deki 3 farklı meşe, ak meşe, kırmızı meşe, herdem yeşil meşelerden biz Kubini'yi gözle bile bunun kırmızı meşeler grubuna olduğunu
söyleyebiliriz. Biraz meşelerle ilgili bilgi birikimimiz varsa, çünkü yaprak kenarındaki dişlerinin kılçıksı çıkıntıları ak meşe, kırmızı meşelere ait bir özelliktir. Bu da yine oldukça büyük bir yaprağa sahip, en büyük yapraklı örneklerden bir tanesi. Bütün bu teşhis edilen bitkiler arasında Quercus cubeini, bu da kestane yapraklı meşe günümüzdeki örneğine kendisini anımsatmaktadır. Quercus gigas yine büyük yapraklı meşe, özellikle geçmiyorsan de ve kimi erkenmiyorsan lokalitelerinde Yunanistan'da oldukça fazla bulunan makrofosil örneklerden bir tanesidir. Quercus sosnowski'ye baktığımızda ise aşağıda günümüzde meşelerin kendi bir ağaç üzerinde bile çok farklı yaprak tipleri formasyonlarını morfolojik olarak gözlemlediğini bilinmektedir. Özellikle Faik Yaldırım meşe kılavuzunda sapsız meşe ile ilgili betimlenen aynı ağaç üzerinde 6 tane farklı yaprak tipini gözlemlemiştir. Burada da yine Sosnowski ile ilgili olarak baktığımızda yaprak, iki farklı Sosnowski yaprağına, bir tanesi eliptik mızrak şeklinde, diğeri ise ters damla şeklinde yaprak tipi, ama aynı türün yaprakları olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili meşelerle ilgili Thomas Deng ile yaptığımız çalışmada da şunu göstermiş bulunuyoruz. Meşeler günümüzde neyse geçmişte de aynı şekilde farklı yaprak özellikleri, morfotiplerini gösterdiğini bilinmektedir. Bu da çıkarılan türlerden, makrofosil örneklerden kanıtlanmıştır. Burada gönül isterdi ki özellikle Mediterranean ile ilgili daha fazla örnek gösterelim, ama bu slaytlarla ve zaman kısıtlı olduğu için bu kadarını gösterdim. Ama Mediterranean ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Herdem yeşil meşelerden yine bu çalı formundaki bitki geçmiş dönemde Orta Miyosen'deki bu orman formasyonunda vejetasyon birimi olarak açık alanlarda yine Fabaceae familyası ile birlikte bulunduğundan bahsedebiliriz. Evet, Juglandaceae familyası burada ortada hepimizin bildiği adi ceviz. Ülkemizde de Doğu Anadolu'da doğal olarak yeliş gösteriyor, ama yenilebilir meyvesi yüzünden Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kültüre alınmış bir bitkiden bahsediyoruz. Burada ise geçmiş dönemdeki yaşayan akrabası Juglans acuminata'nın terminal. Bunlar tek tüysü bileşik yaprağa sahip bitkiler olarak bahsedersek, yine burada bizim bulduğumuz fosil örnek olarak tek tüysü bileşik yaprağın terminal yaprakçığının olduğunu söyleyebiliriz. Yine ikinci damarlardan ve damar yapısından ilişkilendirilmesi oldukça kolay. Cevizin yetişme koşullarına baktığımızda günümüzde Doğu Anadolu'da doğal yayılmaktadır. Yine bölgelerde, ama kültüre alındığı için geçmiş dönemde de iklimsel olarak bir sinyal veya ipucu verebilecek bir tür olarak kullanılmamaktadır. Ama yan tarafta Pterokarya'ya baktığımızda ise Pterokarya da dünya üzerinde 7 türle temsil ediyor. Bu türlerden bir tanesi de ülkemizde doğal olarak yayılış gösteriyor. Yayılış alanlarına baktığımızda, güncel yayılış alanlarına baktığımızda Sakarya, Kocaeli, Zonguldak bölgesi ve yine güneyde Maraş, Antep, Kilis bölgelerinde, Mersin bölgelerinde doğal olarak yayılış gösteriyor. Ama bu türde orman kurmuyor, yine münferit olarak aynı sığla ağacında olduğu gibi veya çınarlarda olduğu gibi dere kenarlarında, sulak alanlarda tek tek bulunan bir orman ağacı olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu da aynı cevizde olduğu gibi cevizgiller familyasında olduğu için tek tüysü bileşik yaprak içeriyor. Bizim burada bulduğumuzda yine muhtemelen terminal yaprakçık olarak bahsedebiliriz. Burada Pterokarya yine zamansal ve mekansal olarak Avrupa'da ve Türkiye'de farklı zaman dilimlerinde örneği bulunan, makrofosil örneği bulunan bir tür olarak bahsedebiliriz. Ama burada Pterokarya'nın yaşam sınırları bizim geçmiş dönemdeki iklim rekonstrüksiyonunda, özellikle taksonomik tabanlı iklim rekonstrüksiyonu yapan programlarda Pterokarya'nın belirleyici bir rolünden bahsetmek gerekli. Çünkü Pterokarya'nın günümüzde istediği iklim koşulları yıllık ortalama sıcaklık olarak 14 ve 16 derece
17 derece bantlarında değişmektedir. Dolayısıyla Pterokarya'nın bulunduğu bir alanda siz iklimsel olarak bunu bir sinyal olarak kullanabilirsiniz. Bu da yine birçok çalışmada, bizim çalışmamızda da dikkate aldığımız konulardan bir tanesi olarak Pterokarya'nın varlığından bahsedebiliriz. Evet, burada Poase familyası yine bunları günümüzde birçok sulak alanda, dere kenarında karşımıza çıkan kargı kamışları veya kamış olarak isimlendiriliyor. Poase familyasının bir elemanıdır ve tamamen su içinde sucul flora olarak bahsettiğimiz elemanlardır. Fragmitesler, yani kamışlar. Burada da oldukça güzel bir örneği ve burada rizomlu yapısı da yine fosilize olmuş karşımıza çıkıyor. Yapısından da kolayca anlaşılıyor. Ve bizim diğer bir bataklık veyahut da sulak alanlarımızı oluşturan söğüt. Söğütlere günümüzde baktığımızda söğütler durgun suyu seven, aynı zamanda akarsuda da gelişebilen, suyu seven orman ağaçları veyahut da çalı formunda bitkiler olarak bahsedebiliriz. Burada da yatağın hafızasında da yine Gryptostrobus ve Taxodium, yine münferit olarak Pterokarya ve Lycudambar'ın karıştığı alanlarda söğütlerden de bu vejetasyon yapısı olarak bir numaralı vejetasyon sulak alan bataklık vejetasyon yapısında söğütlerden de bahsetmek mümkün. Bu çalışma kapsamında biz iki farklı söğüt alandan tespit ettik. Bunun bir tanesi ince yapılı, diğeri de daha kısa laveteri olarak bu söğütlerden bahsedebiliriz. Klasik söğüt yaprağında olduğu gibi yaprak kenarı ince dişli ve dar açılı. Yine yaprak boyu eninden 1-16 kat arasında farklılık gösteren bir yaprak tipinden bahsettik. Bunlar Salicaceae familyasının elemanları. Gelelim bir diğer Salicaceae familyası elemanı kavaklara, populuslara. Bu da alandaki en baskın elemanlardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Yüzün üzerindeki iz fosil bu alandan tespit edilmiştir. Bu da Populus populina olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yine Salicaceae familyasından Salix ile birlikte biliyorsunuz durgun suları, özellikle de akan sularda gelişen önemli bir orman ağacı olarak kavaklardan bahsedebiliriz. Bunun da yaşayan en yakın akrabası olarak iki adet tür işaret edilmiştir. Bir tanesi ülkemizde de doğal olarak yeğiliş gösteren titrek kavak, diğeri ise Amerika'da yeğiliş gösteren Amerikan titrek kavağı. Yaprak formlarına baktığımızda birbiriyle oldukça benzerlik bulunmaktadır. Ayrıca şöyle de bir çalışma yapılmış Toulouse ve diğerleri 2011'de. Tremulodes ve Tremula'nın hibriti sonucunda bu Populina'ya çok benzeyen bir yaprak ortaya çıkmıştır. Tabii ki bu şu an için bir sadece ütopik bir bilgi ama merak edenler Toulouse et ola dikkat edebilirler. Kavaklar da yine Gryptostrobus, Taxodium, söğüt, sığla ağacı, Pterokarya'nın oluşturduğu bu bataklık alandaki vejetasyon biriminin en önemli elemanları olarak biz kavaktan bahsedebiliriz. Oldukça da güzel fosilleşmiş yaprakları var. Burada birincil damar, ikincil damar ve ikincil damarların içindeki üçüncül damarlar oluşturdukları odacıklar kimi zaman bitki fosili teşhisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca eğer fütüküle tabakası elde ediyorsanız bu alanlardaki stomalarda yine bitki teşhisinde ve günümüzdeki yaşayan en yakın akrabalarıyla ilişkilendirmede önemli bir yol kat etmemize sebep oluyor. Sapindaceae familyasına gelecek olursak akça ağaçlar, yani baskın karakter olarak akça ağaçlarda ülkemizde yine doğal yeğiliş gösteren yüksek ormanlardaki iyi drenajlı ormanın temel elemanlarından olarak karşımıza çıkıyor. Bizim de yatağın havzasında karşılaştığımız çok farklı akça ağaç yaprakları vardır. Bunlar da yine meşe kadar farklı türü teşhis edilmiştir. Burada sadece size baskın olan, önemli olan iki adet türü getirdim. Bir tanesi Dasycarpoides. Bu Acer saccharinum yaşayan, günümüzde yaşayan en yakın akrabası, Kuzey Amerika'da yeğiliş gösteriyor ve lop yapısı, tali loplar olarak birbirine oldukça benziyor. Bu da yine kayın ardı,
Kayın Gürgen ve Quercus cubini'nin meşenin oluşturduğu iyi drenajlı ormanların ardında gelişen akça ağaçlar olarak yine bahsedebiliriz. Ayrıca Acer tricuspidatum burada bu yine diğer Söğüt, Kavak ve Taksodyum'da olduğu gibi zamansal ve mekansal olarak çok geniş yayışa sahip bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Oligosen'den itibaren geçmiyor sene kadar. Acer tricuspidatum'u birçok fosil sahasında örneklerini rast gelebilirsiniz ki Türkiye'deki şimdiye kadar arazi yaptığım Çanakkale, Çan, Balıkesir, Balya, Soma, Manisa, Soma, Kızılcahamam, Aydın, Şanlıurfa, Kütahya, Tunçbilek, Muğla, Yatağan'ın hepsinde belki de bulabildiğimiz ilk üç örnekten birincisi Acer tricuspidatum'dur. Diğeri Populus populina olarak söyleyebilirim. Yani bütün alanlarda Acer tricuspidatum'a rastlayabiliriz. Ayrıca burada fotoğrafı olmayan ama yine alanlara yayılış gösteren çalı veya ağaççık formunda akça ağaçlarda yine Mahonya'yla ve Fabaceae familyasının elemanlarıyla açık alanların oluşturulduğu bir vejetasyon biriminde oluşturmaktadır. Burada yine akça ağaçların samara, kanatlı nuks meyvelerini gözlemleyebiliyoruz. Yine güncelde yine benzeyen bir örnek fosil yapısı ve güncelde de yine bu şekilde bahsedebiliriz. Kimi zaman bu akça ağaç samara meyvesi Trikuspidatum'un çok yoğun olması sebebiyle bütün alanlarda akça ağaç yaprağı ile birlikte meyvesini bulmanız mümkündür. Ama bazen tam hakim olmamakla birlikte gimnospermlerin kanatlı tohumuyla da karışabiliyor. Bu bakımdan dikkat edilecek konulardan bir tanesi olması sebebiyle buraya görselini yükledim. Sunumumuzun artık bitkiler bakımından sonuna geldiğimizde ise burada similakslar, saparnalardan bahsediyoruz. Türkiye'de de günümüzde doğal olarak geliş gösteren similaks türleri olmakla birlikte belki yerel isimleri diken ucu olarak özellikle Sakarya bölgesinde isimlendiriliyor. Geçmiş dönemde de ülkemizde iki farklı tespit edilen similaks cinsi var. Bir tanesi Soma'dan similaks aspera, günümüzdeki asperaya benzeyen daha tabandaki loblu uçları sivri bir yaprak tipi. Ama buradaki similaks miohavaneensis günümüzde yaşayan en yakın akrabası havaneensis olarak gözlemleyebiliriz. Bunun da yayılış alanı Hawaii ve oradaki adalar olarak bahsedebiliriz. Oldukça ılıman subtropik ormanların bir elemanı günümüzde. Geçmişte yine Muğla'da yayılış göstermiş. Ayrıca Güvem'den de Baki Kasaplıgil tarafından toplanan örnekleri vardır bu bitki türünün de. Similaks'la ilgili de şöyle söyleyebiliriz. Üst dağ vejetasyon biriminde çam altı orman florasında similakstan bahsedebiliriz. Yine aynı şekilde sarı boya ağacı, herdem yeşil meşe, Fabaceae familyasının oluşturduğu açık alanlarda da yine similaks sarılıcı sarmaşık tipinden bahsedebiliriz. Sapindus görüyoruz. Burada sapindus bunlar sabun ağaçları olarak bilinir. Yine geçmiş dönemde erken miyosen ve orta miyosende karşılaşabileceğimiz yine Güvem'de de erken miyosende örneklerini bulduğumuz bir orman ağaç veya çalısı olarak Sapindus'tan da yine bahsedebiliriz. Zelkova'ya gelecek olursak Zelkova Ulmaceae familyasından yani kara ağaçgillerden bir tane bulduğumuz kara ağaç da vardı ama fotoğrafı o kadar iyi olmadığı için buraya koymadım ama geçmiş dönemde yine kara ağaçlar özellikle Zelkova yine Avrupa ve Türkiye'nin önemli fosil türlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde zelkovaların dünya üzerinde yayılış gösteren 7 türü vardır. Bu türlerden bir tanesi gürgen yapraklı zelkova da ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde doğal olarak yayılış gösterir. Burada da yaşayan en yakın akrabasıyla Zelkova zelkovifolyayı ilişkilendirebiliriz. Bulunduğu alanlarda bu da yine açık alanlardaki bu iyi drenajlı similaksların, saparnaların, sarı boya ağaçların olduğu alanlarda yayılış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun da Ulmaceae familyasının bir elemanı olarak Zelkova'da önemli iklimsel veri veren
türlerden bir tanesi olarak bahsedebiliriz. Burada şimdiye kadar topladığımız bitki makrofosilleri örneklerinin önemli olanlarını ve vejetasyon birimleri olarak bizi yönlendirici türlerden size bahsetmiş bulundum. Muhtemelen bitmiştir burada. Evet, bunları yaparken de çoğunluk olarak angiosperm örnekler. Bizim burada yatağın havzasında gimnosperm örnekleri o kadar yoğun ve fazla değildi. Ama bir erken miyosene baktığımızda, erken miyosen de Batı Anadolu'yu gözlemlediğimizde Güvem'de, Soma'da, yatağında gimnosperm bakımından da oldukça zengin floralar olduğundan bahsedebiliriz. Mesela Güvem'de sekoyalar yine tespit edilmiştir. Gryptostrobuslar, taksodiumlar, hatta torreyalar da yine tespit edilen fosiller olarak bahsedebiliriz. Ama yatağın bu bakımdan biraz daha gimnosperm bakımından fakir ama angiospermler bakımından da oldukça zengin bir flora olarak karşımıza çıkıyor. Bu sunum boyunca anlattığımız bitkileri bir flora haricinde vejetasyon birimi olarak sınıflandırdığımızda koyu yeşil olarak bataklık ve nemli orman kuşağında biz sayabileceğimiz türler birinci sıraya taksodyum bataklık servisi sonra griptostrobusu yazabiliriz. Onunla birlikte baskın olan türler yine kavak, söğüt bu alanlarda giriyor. Yine Liquidambar biraz daha üst tarafa çıktığımızda Pterokarya yine aynı şekilde bu alanlarda bizim bataklık ve nemli orman vejetasyon biriminde karşımıza çıkan türler olduğundan bahsedebiliriz. İkinci iyi drenajlı alçak ve yüksek alan ormanlarına baktığımızda ise burası kayın, gürgen, meşelerin ağırlıklı olduğu düzgün ormanlar. Ülkemizde de yine karşılaştıracak olursak görsel olarak günümüzde gözümüzün önüne getirecek olursak Karadeniz ormanlarını biz buralardan kendimize baz alabiliriz. Yine bu alanlarda meşe türleri araya karışım yapabiliyor ve orman altı flora olarak da yine şimşirden biz burada bahsedebiliriz. Aynı günümüzde olduğu gibi. İyi drenajlı ve yüksek alan ormanları biraz daha yükseklerde yani rakımın daha yüksek olduğu yerde bazı meşe türleri altta kalıyor. Yine gürgen bırakarak kayın ağırlıklı ibreli türlerin katıldığı bir orman yapısı karşımıza çıkıyor. Daha üst tepe artlarda ise yine çam, ibreli orman türünün hakim olduğu arasında similaksların katıldığı, yine kimi zaman mahonyaların katıldığı bir vejetasyon biriminden bahsedebiliriz. Şu alanda ise daha açık alanlar, yine daha çalı formunda akça ağaç türleri, meşe türlerinden, sarı boya ağaçlarından, Fabaceae familyası türlerinden bu alanda da bahsedebiliriz. Sucul alana geldiğimizde ise burada Poaceae familyasının elemanlarından bahsedebiliriz. Fragmitesler ve tüfalar bu alanlara hakim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu doneleri dikkate alarak baktığımızda bu alanla ilgili şöyle de bir şey var. Fosil alanlar tanımlanırken veyahut da yorumlanırken günümüzdeki örnekleri, onları temsil edebilecek örnekler dikkate alınmıştır. Yani günümüz geçmişin aynasıdır cümlesi kullanılarak bunları derlediğimizde yatağın havzasının geçmiş dönem orta miyosen yapısıyla ilgili biz iyi drenajlı, nemli bir orman yapısına sahip alan olduğunu söyleyebiliriz ve muhtemelen yaz kuraklığının yaşanmadığı bir orman yapısını biz burada gözlemleyebiliriz. Bu floristik çalışmalar sonucunda yatağın havzasının florasını ortaya koyduk. Bununla ilgili çalışmalar, makrofosillerle ilgili çalışmalar kömürün önem kazanmasıyla birlikte dünyada özellikle 18 ve 19. yüzyılda çok büyük ivme kazanmış ve neredeyse Avrupa ve 19. yüzyılda Amerika için bitirilmiştir flora çalışmaları. Ülkemiz bu konuda biraz özellikle makrofosil kısmında bakir bir
alan olduğu için şimdiye kadar bölüm bölüm çalışılmış ve bırakılmıştı. Ama Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda floristik olarak kömür madenlerindeki is fosiller tamamen çalışılmış. Hatta kömür madenlerinin çoğu Avrupa'da kapatılmış durumdadır. Şu an yapılan çalışmalar ve ilerleyen teknolojilerle birlikte artık bu flora alanlarının istatistik modellerle geçmiş dönem iklim yapısının modellenmesi yapılmaktadır. Bu modelleme çalışmaları da iki temel başlık altında şekillenmektedir. Birincisi taksonomik model, taksonomi tabanlı modellemeler. Diğeri ise ataksonomik, yani taksonomik olmayan tabanlı modellemeler. Taksonomik modellemelerde siz her türlü bitki, isimlendirilmiş bitkiyi kullanabilirsiniz. Bunun için polen fosilleri, silisleşmiş gövdeler veyahut da is fosiller kullanabilirsiniz. Bir fosili teşhis ettikten sonra bunu bir arada örnek olarak bir arada olma yaklaşımı, coexistence approach denen bir yaklaşım var. Bu şekilde modelleyebilirsiniz. Buradaki temel dezavantaj belki taksonomik olarak doğru teşhis edemezseniz sizin modelinizde bir takım sapmalar olabilir. Bir de ataksonomik yaklaşımlar var. Bunda da bitkilerin teşhis edilmesi önemli değil. Bunlar leaf margin analysis, yani yaprak kenarı analiz yöntemlerine göre, yaprakların özelliklerine göre yapılan modelleme çalışmalarıdır. Ben de doktora tez çalışmamı ve sonraki çalışmalarda bu yaprak kenarı analizlerine dayalı birkaç modelleme yaptık. Bunları da CLAMP, yani iklim yaprak değişken analiz programı sayesinde tamamen ücretsiz Bob Spicer tarafından gelişmiş, internette CLAMP Leaf diye aratırsanız bulabileceğiniz bir program sayesinde biz de yatağan havzası ve bundan sonraki çalışmalarımızdaki iklim rekonstrüksiyonlarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu program tamamen kapalı tohumların yaprak özelliklerine göre çalışan bir programdır. Kaldı ki her iki yaklaşımda bir model olduğu için yanlışlık payları muhakkak vardır ama kendine göre doğru veya kabul edilebilir olan insanlar tarafından kullanılıyor. Bizim de tercih ettiğimiz ataksonomik olarak, yani herkesin gözlemsel bir yaprağı betimleyebileceği şekilde sistemin değerlendirildiği bir yaklaşım olan CLAMP'ı kullanmaktı. Bu yaklaşım sayesinde de biz yatağın havzasının orta miyosen dönemi ikliminin birkaç parametresinin rekonstrüksiyonunu gerçekleştirdik. Buradaki grafikler, sol taraftaki dört grafik geçmiş dönem yatağın havzasına ait. Birinci soldaki grafik yıllık ortalama sıcaklığı vermektedir. Bu eski Hisar ve TINAZ için ayrı ayrı yapılmış hesaplamalardır. Yaklaşık 13 ile 14 derece arasında alt bant, üst bandı dikkate aldığımızda ise 12,5 ile 15,5 derece arasında değişen bir yıllık ortalama sıcaklık karşımıza çıkmaktadır yatağın havzası için. En soğuk ayın ortalama sıcaklığını dikkate aldığımızda ise burada eski sarve yatağın için yine 5,5 ve 1,5 bandında bir sıcaklık aralığı karşımıza çıkmaktadır rekonstrüksiyon edilen değerlerde. En yağışlı 3 ayın yağış değerini aldığımızda ise bakın burada 1000 milimetreye yaklaşan bir yağış bandı karşımıza çıkıyor. Yine alt sınır olarak da 400 söyleyebiliriz. En kurak 3 ayın yağışına baktığımızda ise 200 milimetre civarında ve üst bant olarak 280 milimetre ile yine 120 milimetre arasında değişen bir yağış, en kurak ayın yağışının rekonstrüksiyon edildiğini söyleyebiliriz. Buradaki çıkarımlar sonucunda, bu değerler sonucunda ClimateData.org'dan bir de yatağının güncel değerlerini dikkate aldığımızda ise yıllık ortalama sıcaklığın 16 derece olduğunu, yağışın ise 805 milimetre olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama burada yatağınla ilgili olarak söyleyebileceğimiz günümüzde yazları kurak bir mevsim geçirmesi. Ama bizim floristik olarak tanımladığımız alanda
Bitki örneklerini dikkate aldığımızda onların güncel yaşam alanlarını ülke sınırları dışına çıkmadan nereye, hangi parçaya oturtabiliriz diye düşündüğümüzde Muhammed Hocam'ın da 2017 senesinde yaptığı köpen Griger iklim sınıflandırmasının Türkiye uyarlaması sonucunda köpenin kullanılması ile birlikte oldukça güzel değerler elde etmiş bulunmaktayız. Burada kendisine grafiğine yer vermedim ama buna göre dikkate alırsak yatağın havzasının Orta Miyosen'deki iklimi günümüzde özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki Hopa civarındaki sahil kesimlerinde yine Zonguldak sahil kesimlerinde, Ordu sahil kesimlerindeki alanlara birebir örtüştüğünü görebiliriz. Burada da size Zonguldak Alaplı örneğini yine climate.org'dan iklim ve sıcaklık ve yağış grafiğini göstermiş bulmaktayım. Yani buradan şuna varabiliriz. Geçmiş dönemde Muğla yatağın yazları serin yağışlı, iyi drenajlı, bataklık ormanların olduğu kapalı bir orman alanından bahsedebiliriz ki günümüzde Akdeniz florasının hakim olduğu maki elemanının, temel maki elemanının bulunduğu bir yer olarak karşımıza çıkıyor ama geçmişte bunun tam tersi iyi bir orman yapısına sahip bir alandan bahsedebiliriz yatağın havzası için. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok sıkmamışımdır veyahut da bazı Latince şeylerle sizi boğmamışımdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.